Gülben. Bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Ne diyeceksin ki? Duydum ki Esat'ı kendinden soğutmaya çalışıyormuşsun. Olmaz öyle şey. Yapma ne olur bak. Bu kadar zaman bekledin. Ne olursun ya. Pişman olacaksın sonra. Biz Esat'la arkadaş kalmaya karar verdik. İyiyiz böyle. Allah Allah. Nasıl olacakmış bu iş? O kadar aşıkken. Esra sen niye yalnızsın? Hani bir tane çocuk vardı ya böyle kızıl saçlı. Bayağı bir hoşlanıyordun ondan. Ne oldu ona? Konumuzla bunun ne alakası var canım? Ben söyleyeyim mi ne olduğunu? İnce ölünce gözün kimseyi görmedi. Boş verdin herkesi. İstemedin görüşmek, eğlenmek. Halin yoktu çünkü. Bizim de bazı şeylere halimiz yok şimdi. Neye halin yok mesela? Seni deli gibi sevmeye çalışan bir adama mı halin yok? Ya da sana omuz vermeye çalışan bir adama mı halin yok? Neye yok Gülben? Mutlu olmaya halim yok. Kalbimin sesini dinlemeye halim yok. Hele onları bırakıp Esat'la yuvamızı kurmaya hiç halim yok. Kardeşimi bekliyorum ben. Sen nasıl İnci için yas tutuyorsan ben de kardeşim için yas tutuyorum. Çünkü o gördüğüm kişi Han değildi, başka biri. Benim kardeşim bize yere gelecek, ben biliyorum. O gelinceye kadar ben burada nöbet tutacağım. Başka bir yere gitmeyeceğim. Başka birine de gitmeyeceğim. Gözüm kimseyi görmeyecek. Esat'ı bilemem. Esat'ı bile. Niye onu kaybedersin? Kazanalı ne kadar oldu? 3 ay mı? 25 yıldır Esat'sızım ben. En büyük ezberim onsuz yaşamak. Neyi kaybetmekten bahsediyorsun? 25 yıl mı vermişim ben? 3 ayın hesabını mı soruyorsun? Ne zaman?